Bu konu hakkında gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü geçmiş gitmiş bir mevzu ve anlam veremiyorum. Ben ya bu programa Gizem'i konuşmak için başvurmadım. Ben bu programa Gizem'den bahsetmek için de başvurmadım. Ya şu an burada Gizem'i konuşuyoruz biz. Annem nerede annem? Ama Gizem yüzünden anneniz zaten ikinizin arasında kalmış. Anneniz bu konuda çok yaralanmış, çok üzülmüş. Yani Gizem'i konuşmayacağız da yahut Gizem'le olan ilişkinizi konuşmayacağız da ne konuşacağız? Annemin buraya geri dönmesiyle ilgili bir şeyler konuşabiliriz Ayşegül Hanım. Anneniz, sonuçta anneniz bu meseleden dolayı geri dönmüyor olabilir mi? Bilmiyorum. Hayır, tamamen kardeşim yüzünden. Ben anlattım tamamen kardeşim yüzünden, dayım yüzünden yapamadı. Siz öyle düşünüyorsunuz. Yani ben böyle düşünmeyeyim de ne yapayım Allah aşkına Ayşegül Hanım? Elimden gelen her şeyi yaptım. Ailem için her şeyimi verdim ben. Ben okulu bıraktım. Okuluma devam edemedim. Ben bu aile için çok fedakarlık yaptım. Şimdi mesele Gizem mi? Mevzumuz Gizem mi? Annem Tarık, o Tarık yüzünden ve dayım yüzünden gitti. Kim ne derse desin. Ben annenizin buraya gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Ama annenizle konuştuktan sonra da hani sizin hiç önemsemediğiniz akrabanızın kızı yüzünden aslında çok şeyler yaşamışsınız. Ve size göre yanlış olmayabilir ama annenize göre yanlışmış. Ve anneniz bu yüzden dayınızla da kötü olmuş. Yani biraz düşüncesizce davranmışsınız yani kardeşiniz. Yani neyse ne işte Ayşegül Hanım. De siz de. Bu arada mesaj geldi. Anneniz araçla geri dönmüş, gelmiyor. Ne? Siz ne yaptınız Ayşegül Hanım ya? Ben bir şans istedim sizden. Ben programınıza başvurdum ya. Bir sakin olabilir misiniz? Ya. Annem nerede Ayşegül Hanım? Anneniz geri dönmüş. Ben bu programa annemi bulmak için, sizden bir şans istemek için başvurmadım mı? Tamam, sakin olun. Ben sakin annenizle olun. Annenizle gereken konuşmayı yaptım muhakkak. Yani seyircilerimiz de izleyecek, görecek. Evet. Beklemediğim bir şey.